yani. Peki, tabii herhangi bir şeyiniz var mı bu depremle ilgili? Aklımdan bile ne geçmiyor. Vallahi emin ol, o kadar çok seviniyordum. Allah'ım razı olsun. Ben iki canım benim. Ellerine sağlık kızım. İki göz ağrımızın bir kahvesini içiyoruz. İki göz ağrımız. Çok seviyordum. Sevdiğime de kavuştum Allah ben kendime. Teşekkürler canım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ayşe yine iyi sınav. Bak aldım benim o abimi. Afiyet olsun. Kızım da güzel, kızım da tatlı. Oğlum kesin güzel ise kızım da tatlı. Kesin, kesin. O benim her şeyim. Memurun aramasıyla oldu. Nikahınızı kıyalım, öne alalım dediler. Ya da erteleyelim dediler. Biz ertelemeyelim dedik. Öne çektik nikahı. O şekilde oldu. Çok mutlu tepkiler aldık. Kendimize gurur duyuyoruz. Ayrıca bir konu. İnsanların o yüzündeki gülümseme, ışıltı gözlerindeki ayrı bir konu. Yani bizim gibi olan varsa nikahı ertelemesinler. Hayat kimseyi beklemiyor. Nikahı kıydırsınlar. Sakarya valisi geldi. O da sürpriz olarak geldi. Bazı ünlü konuklarımız geldi. Bu tesadüfen oldu, şans eseri. Yani hepsi konuk oldular. İş arıyoruz açıkçası. Yurt dışına, şehir dışına çıkmayı düşünüyoruz. Borç var bayağı bir. Eşyalarımız yok, nerede olduğu bilinmiyor. Düğün salonunun sahibi de vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. 10 Ekim'de inşallah Allah nasip ederse Çalgılı Çengül'ü düğün yapacağız. Doğum gününde. Evet. Kendisine. Doğum gününde. Son kararınız mı? Evleniyorsunuz. Ya, emin misiniz? Sürekli şeyde tret yoldan şu geldi. Tret yoldan. Onuncayın 30'una bir nişanımız oldu. Orada oturduk, karar aldık. 19 Mart'ta düğünümüz olsun dedik. Nikah, düğün hepsi bir arada olsun dedik. Gittik alışveriş yaptık. Bütün alışverişleri yaptık, hepsini yaptık. Borçlandık. 200 bin liraya yakın bir borç yaptım. Ondan sonra çalışmaya başladık işte. Yavaş yavaş ödüyorduk. Düğün gününü bekliyorduk. Sonra eşyalarımızı getirecektik. Sonra deprem olunca eşime de ulaşamadım. 3-4 gün aradım. Ben iyiyim dedi, merak etme dedi. Ben de çok sevindim iyi olduğunu. Sonra 20 gün sonra işte nikah memurları aradı. Nikahınızı erteleyelim ya da yapalım dediler. Ben de dedim nikahımız yapılsın, insanlara bir umut olsun. Yani yeşersin yani kendilerine. Depremde yaşadığımız sıkıntılar bir unutturmak istedik kendisine. Eşime de söyledim, Allah razı olsun kendisinden. Beni de destekledi kendisi. Tamam yapalım dedi, insanlara umut olsun dedi. Sonra alışverişe çıktık. O beyaz bir elbiseyi aldık. İnsanlara umut olsun diye. Herkes ölümü engelleyemez. Yani herkes yaşasın, umudunu yitirmesin. Ya hepimiz ayaktayız yani Allah'a şükür. Hiçbiri geçmedi şu an. Yani Kayseri deposunda diyorlar ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ne zaman göndereceklerini de bilmiyoruz. Yani 200 bin liraya yakın bir borcumuz var şu an. Yani beyaz eşya aldık ayrı bir yerden. Onların sahiplerine de ulaşamadık. Düğün sahibine aradık, ulaşamadık ama Epres Lisesi'ndeymiş. Sahibi orada yaşıyormuş. Allah rahmet eylesin. Kızıyla çocuğu, hanımı ölmüş. Eşime gelinlik aldıydık eşinden. O da vefat etmiş. Enkazın altında bütün gelinlikler. Bundan sonra işte eşimle birlikte yeni bir yuva kurmak için başka bir şehirde iş bulup yuvamızı kurmak, evimizi kiralayıp evimizi almak. Tek şeyimiz bu. Bir gün dedi, anne dedi, beni dedi, şeyh aradı dedi, nikah memuru dedi, nikahımız kıyılacağımış dedi. İnanmadım, çünkü ortalık böyle, değişik bir şeye geldim. Hayırlısı oğlum dedim, hakkımızda nasıl hayırlıysa onu nasip eylesin dedim. Giderik dedim, nikahımızı kıyar gelirik dedim. Dün evden çıkıyorum tabii, böyle değişik oldum ya, inanmıyorum yani. Dedim olup olmayacağını. Oraya vardım. Gene aynı böyle elim ayağım böyle bağlı duruyorum. Ama bir baktım böyle orada arkadaşlar geldi, kızlarımız geldi, kardeşler geldi. Çok sevindim. Hele oğlum orada bütün millet böyle gelip de yüzleri güldü. Tebrik ettiler kendileri, konuştular. Daha çok sevindim yani. Ben de gülmeye başladım. İyi oldu. Sağ olsunlar. Allah razı olsunlar her kişiden.
Yavrumun yüzünü güldürdüler, bizim yüzümüzü güldürdüler. Cümlesinin de yüzü gülsün, bizim de yüzümüz gülsün. Beyefendi adınız soyadınız. Evet, evlenme isteğinizi beyan ederek belediyemize başvurdunuz. Beyanlarınızdan ve ibraz etmiş olduğunuz evraklardan evlenmenize engel olmadığı anlaşılmıştır. Bir kez de sayın şahitlerimizin ve misafirlerimizin huzurunda söyleyiniz. Sayın Murat kızı Ayşe Okur hanımefendi, Sayın Şabanoğlu Nevzat Orak beyefendi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. Duymadık biz. Evet. Bravo. Evet, Sayın Şabanoğlu Nevzat Orak beyefendi, Sayın Murat kızı Ayşe Okur hanımefendi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emanetini kabul ediyorum. Evet. Bravo. Şahitlerimiz çiftimizin evlenme beyanlarını duydunuz. Şahit geliyorsunuz. Evet. Ucum şahitlerimiz burada. Belediye başkanımızın verdiği yetkiyle sizi karı koca ilan ediyorum. Hayırlı. Bravo. Ayağına bas. Ayşe ayağına bas. Bravo Ayşe. Bravo. Yakın olanları başlıyor. Bir daha bastı. Bir daha basıyor. Affedin sana. Bastı, üç kere bastı. Ayşe, senin akraban mı? Birbirinize sahip çıkacağınız mutlu, sağlıklı günleriniz olsun. Amin inşallah. Buyurun gülünüm. Bravo. Evet, şansa Aslı da şahitleri oldu. Hayırlı olsun. Teşekkürler, çok sağ olun. Ayşe bayramımızın falan. Şey var mı? Uzun zamandan sonra aldık sizi.